Evet, bir kez daha merhaba, tekrar iyi akşamlar diliyoruz. Özel röportaj bölümümüzde Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu'yla birlikteyiz. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi dinleyenleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi herkesin üzerine olsun. Ayrıca bugün çok mübarek bir gece. Duaların kabul olduğu Regaip Kandili. Bütün milletimizin Regaip Kandili'ni gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bu mübarek günler bütün milletimizin birlik, beraberlik, kardeşliğinin daha da pekişmesine vesile olur inşallah. Çok teşekkür ediyoruz bu mesaj için de. Şimdi referandumla başlamak istiyorum. Evet. Zira işte sahada çok aktifsiniz. Dün Kastamonu'daydınız. Bugün İstanbul'da çeşitli programlara katıldınız. Evet, evvelsi gün Manisa'da. Manisa'daydınız. Yani ne kadar oldu şu ana kadar? Kaç il gezdiniz? Şu anda aşağı yukarı 28 il gezdim. Hı hı. Oldukça yoğun bir program. Şimdi genel anlamda mesajlara baktığımızda tabii kararsızların oyu çok merak ediliyordu. Cumhurbaşkanının da, Sayın Başbakan'ın da açıklamaları var. Kararsızlar artık kararını vermeye başladı. Oylarda o oranlarda artmaya biraz başladı. Evet, düşüş var. Yani kararsız oylarda düşüş var dedi. Sizin gözleminiz ne? Yani ben aşağı yukarı Türkiye'de her noktaya gittim. Ta Hatay'dan Edirne'ye, Kırklareli'ne kadar olan o bölgeyi tamamen aradım. Hatta vatandaşlarla buluştuk. Temel atma açılış merasimlerimiz oldu. Fidan dağıtımı, Orköy kredileri, orman köylerine destekler. Baktığımız zaman da yani her zamankinden daha büyük millet heyecan var. Ve özellikle son haftalarda o daha büyük heyecan, daha bir oylarda bana göre evet oylarında bir artış gözlüyorum. Ne kadarlık bir oran tabii var de, sizce? Bunu tahmin etmek zor. Yani şu anda bu özellikle önümüzdeki hafta daha da netleşir. Ama kesinlikle ben şuna inanıyorum ki milletimiz özellikle istikrardan yana oy kullanacaktır. Hı-hı. Evet diyecektir. Buna ben yürekten inanıyorum. Önümüzdeki hafta netleşir dediniz. Yani beklentiniz artıyor çünkü oylar, evet oyların oranı gitgide artıyor. Peki şimdi yüz yüze temas kuruyorsunuz. Bu kararsızlar da mutlaka karşınıza çıkıyor. Çıkıyor, evet. Nedir onların soru onların işaretleri? Kararsızları şu, acaba gerek var mıydı, ne olacak? Ve bilhassa bazı muhalefet, bilhassa muhalefet liderleri derken de CHP'yi kastediyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bazı ifadeleri milletin aklını karıştırıyor. Ama yaptığı gaflar, millette bu kararsızların oylarının evetten yana kaymasına sebep oldu. O bakımdan ben burada Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Mesela geçenlerde dedi ki, yani bu hakikaten 18 maddeyi okumadığının açık göstergesi. Efendim dedi, yeni sistemde, yani Cumhurbaşkanlığı sisteminde, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında kavga olursa, yani birisi başka partiden, diğeri başka partiden olursa, ne olacak diye sordu. Halbuki yeni sistemde sadece Cumhurbaşkanlığı var. Yani başbakanlık yok. Onun demek ki farkında değil. Zaten biz geçmişte hep kavga olduğu için, sürekli kavga olduğu için bu sistemi getirdik. Yani geçmişte bakın, çift başlıkta kaynaklanan kavgalara bakalım, yaklaştırabilirsek belki. Tabii. Mesela 19 Şubat 2001'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Sezer ile Başbakan Ecevit arasında bir sıkıntı oldu ve neticede bir anayasa kitapçığı fırlattı. Arkasında Ecevit şunu söyledi. Devlet yönetiminde kriz var açıklaması yaptı. Neticede bir gecelik faizler %6200'e çıktı. Hatta bazı dokümanlarda %7500'e kadar çıktı oldu yani. Krizde ürküten rekor. Peki bunun faturası 22 banka battı. Hı hı. Bunun faturasını kim çekti? Bunun faturasını millet çekti yani. 22 banka battı. Bunun aşağı yukarı 52-54 milyar dolarlık faturasını millet çekti. Büyük bir kriz. Sadece o mu? Daha başka, daha önce rahmetli Özal ile biliyorsunuz Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut Başbakan arasında muazza oldu, anlaşmazlık oldu. Oradan da sıkıntılar çıktı. Merhum Demirel'le hatırlarsanız Sayın Başbakan, eski başbakanlardan Sayın Çiller arasında yine ihtilaf oldu. Kızım dediği, önce severek başbakanlığa getirdiği Demirel, içerideki büyük kavgalardan sonra elimden gelse bu hanımı pencereden atarım diye söyledi. Yani bunlar tabii devlette
büyük krizlere sebep oluyor. Yani de yatırımların azalmasına ve hükümeti yöneten bürokratların tereddütlerine ve de bir noktada ekonomik çöküşe sebep oluyor. Dolayısıyla bunu gözlüyorum. Vatandaşlar bunu görünce özellikle fark ediyor yani. Geçmişe bir bakıyor şöyle. Mevcut sistem hep kavga, ekonomik kriz, sıkıntılar, kısa süreli hükümet dönemlerine sebep olmuş. Bakın o şekildeki, bakın görev sürelerine baktığımız zaman normalde olması gereken eski en kısa hükümet 48 ay. Koalisyonlar. En uzun hükümet 60 ay. Ortalama 58 ay. Yani baktığımız zaman burada tüm hükümetler içinde ortalama 16 ay, 25 gün var, 54 ay var. En uzun hükümet 59. hükümet ama en kısa hükümet 1995 hükümeti 25 gün. Koalisyon hükümetler içinde baktığımız zaman ortalama 14,5 ay. Yani şu anda ortalama bütün hükümetler içinde ortalama 16 ay. Bizim hükümet dönemini düşersek bu bakın 14,5 aya düşüyor. Şimdi 14,5 ayda 45 gün, 25 günlük hükümetler var. 14,5 ayda hiçbir şey, büyük projeler yapılamaz. Büyük hedeflere doğru hükümetler kitlenemez yani. Dolayısıyla bundan millet kaybediyor. Bakın 1923'ten bu yana 65 hükümet geldi. Şu anda biz 65. hükümetiz. Hüseyin Hanım bakın, peki kaç yılda kuruldu bu 65 hükümet? 1923'ten 2017 bugüne kadar baktığımız zaman takriben 93 yıl. 93 yılda 65 hükümet, yani bölersek 93 bölü 65 ne yapar? İşte 16 ay. Evet. 16 ayda özellikle ki bizim dönemi düşersek 10 ayda, ortalama 10 ayda hiçbir iş yapılamaz. Bu hakikaten krizi, ekonomik krize sıkıntıları sebep oluyor. Bu yüzden kararsızlar bunları gördükçe diyor ki biz istikrar için, büyük Türkiye için, refah seviyesinin artması ve de gelecek için, gençler için evet diyeceğiz diyor. Yeni ben sistem bunu... peki kaldırır mı bu söylediğiniz sorunları tamamen ortadan? Tabii yeni sistem tamamen kaldıracak. Hı hı. Çünkü yani bakın yeni sistemin ruhunda şu var. Özellikle 5 yılda bir Cumhurbaşkanı seçilecek. Neticede parlamento ikisi aynı anda seçiliyor. Bakın bir de vatandaşlara şunu söylemek istiyorum. Ben aşağı yukarı daha 1994'ten beri bu işlerin içindeyim. Evet. Şunu söylemek istiyorum. O kadar çok Türkiye'de seçim yapılıyor ki seçim yapılan yıllar kayıp yıllardır ekonomide. Çünkü artık herkes işini gücünü bırakıyor. Neticede bir, bütün iş adamları, ticaret erbabı, herkes işçisinden memuruna kadar acaba seçimin neticesi ne olacak diye bir beklemeye giriyor. İş gücü kaybı var. İş gücü kaybı var bir. İkincisi bürokraside büyük kayıp var. Ya diyor ben niye riske gireyim? Hele bir seçim olsun ne olacağını göreyim diyor. Evet. Ayrıca seçim müddeti süresince bir seçim yapılacaksa mesela diyelim ki 2015 yılında seçim yapılacak. O yıl tamamen bütün bakanlar, herkes, siyasilerin tamamı sahada oluyor. Yani işler aksıyor yani. Dolayısıyla çok sayıda seçim yapılması, kısa süreli hükümetler ve istikrarsızlar Türkiye'de çok zaman kaybına sebep olmuştur. Artık zaman kaybetmeye, ekonomik krizlerle milletin fatura ödemeye tahammül yok. Dolayısıyla bu sistemi değiştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yeni bir sistem geliyor. Artık millet seçecek Cumhurbaşkanı'nı. Parlamentoyu millet seçecek. Dolayısıyla 5 yılda bir seçim yapılacak. İstikrar olacak. Eğer Cumhurbaşkanı icraatında vatandaş memnun değilse ona göre gereğini yapacak bir dahaki seçim. Peki 18 yaşa indirilmesi seçim. 18 yaşına gelince. Bu çok tartışılma konusu. Evet. Efendim bence 18 yaş gerçekten çok önemli. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bakın bütün dünyada aşağı yukarı pek çok ülkede 18 yaşındaki gençler seçilebiliyor. 18 yaş, sadece 18 yaş değil bir de. Bakın 18, 19, 20, 21, 22, 23, evet. 24. Bu yaş grubunda şu anda 7,5 milyondan fazla gencimiz var. Oy kullanılacak. Şimdi ben bugün aşağı yukarı pek çok okulda
fidan dikim merasimindeydim. Evet. Gençleri gördüğüm zaman hakikaten gençler ülke için geleceğimizin teminatı. Dolayısıyla onlara biz güveniyoruz. Neticede onların mutlaka seçilebilme imkanları tanınması fevkalade faydalı. Ne düşünüyor gençler bu konuda? Gençler bir araya geldiniz çok, bugün. Çok memnun. Ben bugün çok gençlerle aşağı yukarı bugün Büyükçekmece'den başladı. Bu arada gençlerle buluştuk. Arkasından Beylikdüz, Avcılar hepsinde. Gençler çok memnun. Yani çünkü onlar kendilerine güvenilmesini istiyor. Biz de diyoruz ki gençlerimize, bu gençlere 18 yaş ile 25 yaş arasındaki 7,5 milyon gencimize güveniyoruz. Onlar geleceğimizin teminatı. Onlara da seçilme imkanını vermek çok isabetli. Çünkü o yaşta artık memleket meselelerini düşünmeye başlayacak. Çözüm üretmeye başlayacak. Türkiye'nin geleceği için bir takım orijinal fikirler olacak. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman 21 yaşındaydı. Dolayısıyla onlara çocuk demek doğru değil. Onlar genç. Gençleri seviyoruz. Dolayısıyla inşallah gençler de gümbür gümbür bu 16 Nisan'da oylamaya gidecek. Ve hepsi herhalde evet diyecek. CHP Hayır kampanyası bunun üzerine çok duruyor. Bülent Turan az önce Twitter'dan bir şey paylaştı bu konuyla ilgili. 2015'te aslında CHP'nin bu konuda bir teklifi var dedi. Onunla ilgili bir belge yayınladı sosyal medyadan. Efendim CHP tabii her şeyi söylüyor, unutuyor. Mesela daha önce biliyorsunuz milletvekili sayısı konusunda da teklifleri vardı ama unutuyor. Yani ben Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, şöyle geçmişindeki ne söylediklerine bir bakarsa daha isabetli olur diye düşünüyorum. Yani sürekli gaf yapıyor. Yani bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Yani geçmişte milletvekili sayısının artması konusunda 18 yaş gençlerin 18 yaşından itibaren oy seçilebilme haklarının verilmesi konusunda onların da Sayın Bülent Turan'dı zaten. İnşallah ben de pazar günü Çanakkale'de olacağım. Bülent Bey'le beraber Çanakkale Merkez özellikle Yenice, Biga ve aynı zamanda Çan ilçelerinde faaliyetlerimiz var. Dolayısıyla ona bir CHP'nin bu tür şeyleri söylemeden önce bir kendi söylediklerine bir bakmasında fayda var Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilhassa. Anketler de açıklanmıyor. Neden açıklanmıyor? Şimdi anketlerin açıklanmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. İki bakımdan doğru değil. Bir defa anketlerde bir rakam verirsek, telaffuz edersek o zaman bu çalışan insanlar ya nasıl olsa evet çıkacak diye gevşiyorlar. Halbuki son güne kadar gevşememek gerekir. Yani dinamik tutmak lazım diyorsunuz. Uyanık tutmak gerekir. O bakımdan ben anketler bir de bazı anketler sağlıklı değil. Yani dolayısıyla netice denek sayısı çok sayıda çok mahdut denek. Halbuki son günlerde karar verenler de var. Bu yüzden ben belki son haftada yapılan anketlere bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani şu anda bile anketlere açıklamak doğru değil. Sebebi bu yani. %50'nin işte %53 gibi bir rakamda sıkıntı olur, meşruiyet sorunu ortaya çıkar düşüncesine CHP lideri yok dedi. Yani sonuçta yok, sonuçta efendim, bir fark yani bile olsa önemli dedi. Yani %51 bile olsa önemli yok yani. Milletin evet, demokraside karar. Bu böyle. Başka türlü imkanı var mı? Yani böyle bir şey söylemesi yani bir kimsenin bu konuda herhangi bir rakam üzerinde %50'nin üstünden herhangi bir rakam üzerinde meşruiyet iddiasında bulunması doğru değildir. O zaman demokrasiye inanmamaktır. Herhalde bunu kendisi de idrak ediyor sanıyorum. Hayır cevabına peki AK Parti hazır mı? Bu konuda B planlı. Başbakanın gerçi biraz ipucu verdi. Dedi biz yolumuza devam edeceğiz. İşte seçimlere kadar yolumuzu sürdüreceğiz dedim. Yolumuza devam edeceğiz ama ben o B planı diye bir plan olmayacağını kanaatindeyim. İhtimal yani yok diyorsunuz. Ben bütün sahip, bakın az önce belirttim. Gezmediğim yer kalmadı. Vatandaşların özellikle ferasetine güveniyorum. Vatandaş bunun farkında. Çünkü bakın Amerika'yı da mukayese ediyor. Amerika'da 227 yılda kaç başkan geldi? 45 başkan. Evet. Yani orada istikrar var. Bu yüzden gelişmiş. Bu halbuki Türkiye'de az önce ifade ettik istikrar yok. Cumhurbaşkanı ile başbakan arasında sürekli kavgalar olmuş. Bırakın 1950'den sonrası. 1950'den öncesi de Sayın İsmet İnönü ile merhum İsmet İnönü ile Başbakan Recep Peker arasında orada da kavga oldu yani. Tek parti olmasına rağmen.
Çünkü burada çift başlığa son vermek gerekir. Bunu ben şöyle de basitleştiriyorum, vatandaşımız daha iyi anlıyor. Diyorum bir otomobil, iki tane direksiyon olsa, otomobil eninde sonunda birisi frene basıyor, birisi gaza basıyor, birisi sağa çeviriyor direksiyonu, birisi sola derken de otomobil yorulanıyor. Ekonomik kriz, sıkıntı, neticede istikrarsız, yeniden seçim vesaire. Dolayısıyla Türkiye bu yüzden çok şey kaybetti. Artık Türkiye'nin daha fazla kaybetmeye milletimizin tahammülü kalmadı. Hı hı. O yüzden bu bir fırsattır. Özellikle bütün bu işin içinde olan herkes, rahmetli Adnan Menderes, başkanlıktan yana tavır koymuştur. Merhum Demirel, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, yani rahmetli Alparslan Türkeş, hepsi başkanlık sisteminin Türkiye için gerekli olduğunu görmüşler. İşin içinde, biz de işin içindeyiz. Hakikaten istikrar için, güçlü büyük Türkiye için, hızlı karar alınması, büyük işlerin hızlı bir şekilde yapılması için yeni hükümet sistemi, yani Cumhurbaşkanı sistemi elzemdir. Bana göre geç bile kalınmıştır. Ben burada vatandaşlarıma açıkça söylüyorum. Bunda geç bile kalınmıştır. Keşke 20-30 yıl sonra başkanlık sistemi gelseydi, Türkiye şu anda önce yani 20-30 yıl önce gelmiş olsaydı başkanlık sistemi, belki 40-50 yıl önce, çok daha Türkiye ileri noktada olacaktı. Bunu özetle vurgulamak istiyorum. Bir de şunu özetle Buse Hanım şunu ifade edeyim. Buyurun. Şimdi hayırcı grubu var. Hayırcı grubuna baktığımız zaman kimler hayır diyor? Bir de ona baksınlar. Bakın Avrupa eğer yeni bir sistem geldiği zaman Türkiye'nin çok daha güçleneceğinin farkında. Dolayısıyla Avrupa'da, Almanya, Hollanda, Danimarka, Fransa vesaire hayır kampanyasına başladı mı? Ne onları ne ilgilendiriyor? Şunu sorayım izninizle. Şimdi başta söylediğiniz ya, kararsızların oyları da evet yönünde değişti. Şimdi bu Avrupa'nın tutumu onların oy renginde sizce etkili oldu mu? Çok etkili oldu. Bence en az %3-4 bizim oylarımızın artmasına sebep oldu. İnsanlar uyandı. Ya Avrupa bizim hayrımıza bunu hayır diyor. Yani hayrımıza değil bu ya yani, hayır demesi. Demek ki bunda bir Avrupa ile ilgili bir endişe var. Bu yüzden millet inadına şu anda evet diyor. Hatta Avrupa'da biliyorsunuz bazı gazeteler manşetleri Türkçe çıkıyor. Evet. Türkçe çıkmasına memnunum yani. Ama özellikle niye hayır diyorlar? Onu üzülüyoruz ama Türkçe manşet görünce ben de Alman gazetelerinde doğrusu şaşırdım. Ama hayır diyor. Ayrıca biliyorsunuz PKK, evet, hain elebaşı Kandil'den hayır deyin diyor. Niye? Çünkü daha istikrarlı bir hükümet onların terörü tamamen bitirecektir. Alçak FETÖ terör örgütü. O da hayır diyor. Ve de DAEŞ, PYD, PKK bunların hepsi hayır diyor. Ben tabii burada özellikle bu bir parti seçimi değil. Bu milletin istiklal, istikbal için yapılan bir referandum, halk oylaması. Evet. Ben buradan bütün milletimize sesleniyorum. Lütfen iyi düşünün, 18 maddeyi okuyun. Bu milletimizin bilhassa ileride 2023 hedeflerini, 2053 hedefleri ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için atılacak çok önemli bir adımdır. Bir milattır. Tarihimizde bu milat olarak geçecektir. Dönüm noktası diye nitelendirmişsiniz daha önce de. Şimdi sizin arkanınızda da görüyorlar izleyicilerimiz. Siz de biraz aslında parantezi açtınız. Biraz onu konuşmak istiyorum. Okullar Hayat Bulsun projesi. Evet. Onun için zaten bugün İstanbul'daydınız. İstanbul'da evet. Evet. Oradaki en çok ihtiyacımız olan şey Yeşil İstanbul'da da görmek istediğimiz aslında tablo. Bu proje nasıl ortaya çıktı? Yani hedef ne? Ne kadar okulu ağaçlandıracaksınız? Şimdi ben şunu ifade edeyim. Bununla ilgili olarak özellikle Sayın Milli Eğitim Bakanlarımızla birlikte protokol yaptık. En son Milli Eğitim Bakanı Nabi Ağacı'ydı daha önceki Milli Eğitim Bakanımız. Onlarla birlikte bir protokol imzaladık. Ve bütün Türkiye'de Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında okulların bahçelerini ağaçlandırıyoruz. Slogan çok güzel. Slogan çok güzel. Çocuklara ağaç sevgisi aşılanıyor. Ben mesela İstanbul'da
şu anda İstanbul'un ilçelerinde 1056 okulda 10.140 dekar alanda 171.000 adet fidanı toprakta buluşturduk. Hı hı. Ayrıca sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de okulları ağaçlandırıyoruz. Sayın Bakanımız, şu anda yeni Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, ben gittiğim zaman mutlaka okullara gidiyorum. O gençlerle birlikte fidan dikmek var ya, büyük bir mutluluk oluyor. Ayrıca çocukların, ben İstanbul'da da bundan yaklaşık 15-20 gün önce Gazi Osman Paşa'da Plevne Okulu'nda, ayrıca Sarıyer'de, Ümraniye'de pek çok okulu, bugün de özellikle Büyükçekmece'de, Beylikdüzü ve Avcılar'da okulları ağaçlandırdık. Gerçekten gençler çok memnun. Fidan dikiyoruz, gerekirse çimliyoruz. Ayrıca çardak dediğimiz kamelyaları oraya yerleştiriyoruz ki çocuklar çok memnun. Mesela bugün iki tane son gittiğimiz Beylikdüzü'ndeki veya Avcılar'daki okulda çocuklar iki çardağı az gördüler. 5 tane olsun dediler. 5 taneyi tamamlayacağız. Oralarda da çok ihtiyaç var. Yani, ihtiyaç var, evet. Yeşil alan biraz daha az gibi çünkü oralarda. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlarda çok dillendiriyor ki geçtiğimiz 3 gün içinde, yani 27 Mart 1994 belediye başkanı seçildiği tarihti. Doğru. Yıl dönümüydü ki siz de önemli bir yol arkadaşısınız. Doğru. O dönemin icraatlarından hep bahseder Cumhurbaşkanı. Özeldir onun için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Onu özel kılan ne? Şimdi siz çok yakın yol arkadaşı olduğunuz için size sormak isterim. Şimdi efendim şunu ifade edeyim. Hüseyin, 1994 öncesine bir bakmak lazım. İstanbul'un hali perişandı. Yani bir kere çöp dağlarından bahsedeyim. Çöp dağları vardı. Bütün sokaklar çöplerle doluydu. Ve ayrıca hekim başında hakikaten bizim için yüz karası olan bir eski dönemde çöp faciası oldu. Bu Ümraniye Hekimbaşı. Orada çöp dağları patladı. Hı hı. 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ben o zaman İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çevre mühendisliği bölümünde kürsü başkanıydım. Çevre teknolojisi ana bilim dalı başkanıydım. Tabii biz de baktığımız zaman çok üzüldük. Ama bütün dünya literatürüne, çevre literatürüne bu vahşi çöp alanı diye literatüre geçti. Yani çok üzüldük. Tabii bir kere bu çöp meselesi Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı zamanında kökünden çözüldü bakın. İlk defa katadık bertaraf tesisleri, kompost tesisleri, yakma tesisleri. Hatta daha ilerisi ben Teknik Üniversitedeyken Çevre Bakanlığı'na o zaman tıbbi atıkların bertarafı nasıl yapılacak konusunda bir yönetmelik hazırlamıştım. Ama kimse uygulamadı. İlk defa tıbbi atıkları, hastane atıklarını toplayıp bertaraf eden sistemi ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız uygulattı. Keza hava kirliliğine bakalım. Hava kirliliğinde bakın İstanbul'daki hava kirliliğinden İstanbul'da konsolosu olan devletler özellikle su ve hava kirliliği için bir tazminat veriyorlardı. Çevre tazminat diye. Bak düşünebiliyor musun? Ne kadar ayıp. Evet. Hava kirliliğinden dolayı 1994 öncesi gazeteler promosyon olarak gaz maskesi dağıtıyor. İstanbul'da bakın ben ilk defa Türkiye'de hava kirliliğini ölçen cihazları satın aldım. Evet. Bu konuda ve de inanır mısınız 250 mikrogram bölü metreküp olan kükürt dioksit konsantrasyonun 3000-3500 gibi çok korkunç seviyede çıktığını gördük yani. Bunlar böyle buydu. Ayrıca bir de tabii su. Susuzluktan İstanbul kırılıyordu. Yani haftada bir defa su verilen noktalar vardı. Ben Erenköy'de yaşıyordum o tarihlerde. Biz gece su gelecek diye nöbette kalır. Eşim, çocuklar. Gece gelince küveti ve bütün bidonları doldurur. Ondan sonra bir hafta boyunca onunla idare ederdik. Durum böyleydi. Ve İstanbul'da benzin istasyonları gibi su satış istasyonları türedi. Nereden geldiği belli olmayan suları satar. Kalitesiz su
insanlar bu şekilde susuzluktan adeta yani neticede otobüslerde gerçekten kirlilikten dolayı bir takım sıkıntılar, ayrıca çocukların saçlarında bit çıkar, bit ilacı bulunmaz. Yani Türkiye, İstanbul'un hali böyleydi. Dolayısıyla biz başladık Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte. Ben de 5 Mayıs 1994'te İSKİ Genel Müdürü olduğum zaman İSKİ iflas etmiş, suyu olmayan, hatta hatırlarsanız maşeretlerde şu atıldı. İstanbul'un 2 aylık suyu kaldı. Tayyip'in işi Allah'a kaldı diye manşetler var gazetelerde. O zaman aslında size röportaj için gelmiştik. Röportaj yapmıştık o dönemde. Başka televizyon kanalındaydı. Muhabirdim. Evet. Evet. Siz de hatırlarsanız siz de gelmiştiniz. Ama biz Allah'a şükür bu su meselesini kökünden çözdük. Büyük düşündük. Ayrıca İSKİ'nin de parası olmadığı gibi borcu vardı. 1,5 milyar dolar borç. İSKİ skandalı. İSKİ bitmiş tamamen. Ama şu anda İSKİ bizim yaptığımız büyük yatırımlarla dünyanın sayılı kurumlar arasına yükseldi. Yani 600 tane tesis açtık. Bakın ilk defa biz bir belediye kuruluşu, su kanalizasyon idaresi baraj yaptı. 7 tane baraj, istiranca barajlarını. Evet. Ve dünyanın en büyük ishalatlarını, 2 metre 20 santim çapında dev ishalatlar, arıtma tesisleri. Şu anda dünyanın en ileri arıtma tesisleri İstanbul'dadır. Atık su kolektörleri, atık su arıtma tesisleri. Eskiden efendim su olmadığı gibi lağım sular da sokaklardan akardı. Halicin kokusundan aşağı yukarı 2-3 kilometre öteden aracın camlarını kapatır, burnumuzu tıkayarak geçerdik. Bakın bunları İstanbul unutmasın. Yani bilhassa belki gençler bilmeyebilir. Aradan 15 yıl geçti ama annelerine sordukları zaman İstanbul'un ne halde olduğunu herkes bilecektir. Bunu özetle vurgulayayım. Biz borçları ödedik. Ayrıca büyük yatırımlar yaptık. Bir de burada İstanbulluların bilmesi açısından bir hatıramı anlatmadan geçemeyeceğim. Efendim özellikle ben teknik üniversitede çevre mühendisliğinde dersle anlatırken, mesela ileri atık su arıtma tesisleri veya içme suyu arıtma tesisleri anlatırken Türkiye'de bir arıtma tesisi doğru dürüst yok. Dolayısıyla Stuttgart'ta, Almanya'da güzel tesisler vardı. Çektiğim diyaları, fotoğrafları talebelere gösterdim. İşte arıtma tesisi bu, havalandırma ünitesi bu, şu bu diye. Neticede ve bu beni çok üzerdi. 1994 yılında işte üniversiteden izinli olarak bir yıl izin almıştım. Her biri bir yıl bir yıl. İSKİ'ye gittiğim zaman dedim ki içimde ukdeydi. Dünyanın en ileri arıtma tesislerini biz kuracağız diye. Hakikaten ve bunları koruduğum zaman aradan 2 yıl sonra 1996 yılında hatırladığım kadarıyla Stuttgart'ta bir enstitü var. Evet. Çevre Enstitüsü, Stuttgart Üniversitesi Çevre Enstitüsü. Oradaki direktör, müdür, profesör beni aradı. Dedi ki, Profesör Eroğlu, en ileri teknolojileri siz kurdunuz, biliyoruz. Bizim yüksek lisans doktora talebeleri gelip orada inceleme yapabilir mi deyince, duyduğum büyük mutluluğu tarif etmem mümkün değil. İbre tersine döndü. Nereden nereye, ibre tersine gördü. Artık bugün biz dünyanın en ileri teknolojilerini kullanıyoruz. Dünyanın en yüksek barajlarını biz yapıyoruz. Kendi teknolojimizle. En ileri arıtma tesislerini biz yapıyoruz Türkiye'de. Onda bir maliyetle. Ayrıca biliyorsunuz yapılamaz denilen Marmara Ray. Hatırlarsınız. Evet, hatırlarsınız. Ayrıca özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü. Şimdi de biliyorsunuz dünyanın en büyük köprüsünü inşa ediyoruz. Neresi? Bu görev aşkı o zaman sizi Sayın Cumhurbaşkanı ile birleştirdi. Şimdi tabii. Sizin göndermiş olduğunuz bazı fotoğraflar var. 18 Mart şu anda Çanakkale destanı köprüsünü yapıyoruz. Birlikte evet. O çok önemli. Arkadaşlarımız da ekrana getirirler. Şimdi orada Avrasya Tüneli vesaire bunlar yani büyük hizmetler yapılıyor. Evet.
Söylediğim gibi işte Cumhurbaşkanı'yla sizin daha önceki çalışma arkadaşınız olduğu için çeşitli fotoğraflarınız var, siz göndermiştiniz. Onları da birazdan ekrana getirir arkadaşlarımız. Ben o anlamda hani çok kısaca, çünkü birkaç sorum daha var zamanında kullanmak istiyorum. Aklınızda kalan mesela o çalışma döneminde en böyle flash diyebileceğimiz şeyi bize ne anlatabilirsiniz? Ya anlatacak çok şey var ama özellikle tabii bizim ilk çok defa... Çok gençsiniz. Hem siz hem de Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, o Büyükşehir Belediyesi'ndeki dönem siz İSKİ Genel Müdürsünüz o evet. Zaman değil mi? O zaman tabii, evet. Numan Bey, Numan Kurtulmuş. Evet, evet. En azından şu anda... Efendim, şunu ifade edeyim. Sizi güldüren en güzel fotoğraflar. En güzel bir hatıram da şu... Biz ilk defa Cumhurbaşkanımızla baraj inşa ediyoruz. Evet. Düzdere Barajı. Dedi ki ya bir Türkiye'de bir biliyorsunuz bir tesisin temeli atılıyor, unutuluyor. Hı hı. Yıllar geçiyor, unutuluyor. Dedik biz Türkiye'de ilk defa bir barajın temel atarken açılış tarih saatini ilan edelim. Hakikaten Düzdere'de ilk barajda açılış tarih saatini ilan ettik. Hı hı. Dedi ki 21 Temmuz 1994 günü temel attık. O gün dedik, bu baraj 1 Nisan 1995 saat 11'de açılacak diye ilan ettik. Hakikaten ama gece gündüz çalışıyoruz. Yani çok kısa bir süre. Ve bütün bu dalga dalga bütün Türkiye'ye yayıldı. Ya bir baraj inşaat için yıllar verilemiyor. Bir gölet eski Türkiye'de 20 yılda bitiyor. Bu adamlar barajı nasıl bitirecek? Belki çok büyük baraj değil ama çok önemli İstanbul'a su temin edecek ilk defa bir idare borçlu olmasına rağmen bir barajın inşaatına başlıyor ve bunu bitirecek mi diye. Hakikaten o zaman rahmetli Erbakan, Necmettin Erbakan hocamızı aradık. Dedik ki efendim bunun için tarih ve saat verdik. Evet. Sizi Yeni Kapı'da saat 9'da mutlaka bekliyoruz diye söyledim. Ben de hocama aradım. Peki aziz kardeşim dedi. Hakikaten zamanda geldi. Neticede helikoptere bindik. Biz doğru Düzdere barajına gittik. Tam 11'de orada olduk aslında ama rahmetli Necmettin Erbakan hocam dedi ki ya şöyle bir güzel bir orada baraj gölü olmuş. Bu üzerinde bir dolaşayım dedi. Dolaşırım derken 10 dakika gecikti. O zaman bir gazetenin yazarı 10 dakika geçti, 11 geçe indik. Muhabiri daha doğrusu, bir gazetenin muhabiri. Kemal Bey ismini söyleyeyim, o da vefat etti Hürriyet gazetesinde. Dedi ki 10 dakika geçken baraj diye ilan edeceğim dedi. Ben dedim ki ilan etmezsen namersin dedim. Öyle i̇lan yaptı mı? 10 dakika, yok ödemedi. Edemedi zaten. O bizim için 10 dakika geçken baraj bizim için büyük bir... gerçekten Türkiye'de 10 yıl gecikiyor. Biz 10 dakika gecikmiş olması bizim için büyük bir itibar. Oldu tabii mutfaktakiler onu yazmadılar. Süremiz yani, de bitmek üzere. Yani böyle nice hatıralarımız var hakikaten. Şunu sormak istiyorum size izninizle bitti. Buyurun. Ama çok kısaca şimdi çok merak ettikleri için Twitter'dan, sosyal medyadan da yazıyorlar. Bu orman mühendisleri müjde istiyorlar sizden. Bize kadro ne zaman diyorlar. Yani sözleşmeli her sene kadro hükümet tarafından kadrolar veriliyor. Biz de ilan ediyoruz. İmtihanla kadro KPSS'li alınıyor. KPSS'yi kazanan kadroyu alıyor. KPSS'den sonuç tabii. Açıklandı ama sonrasında işte belli bir tarih var mı önde ya da sayı var yani mı? Yani herhalde şeyde şu anda önümüzdeki günlerde belli olacak. Yani her sene özellikle yakın bir zamanda Nisan açıklanacak, açıklanacak diyebilir miyiz? Evet, açıklanacak. Yani yakın bir zamanda tabii. Bu referandumdan sonrasında mı kalacak? Tabii referandumdan sonra herhalde öyle olur tahmin ediyorum. En azından buradan bir bilgilendirme tabii, yapalım tabii. Çünkü çok merak mutlaka ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın ben Bakan. Teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenler hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar yeniden televizyonlar açanlar için bugün mübarek bir gece. Evet. Regaip kandillerini gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bu kandiller bütün milletimizin birlik, beraberlik, kardeşliğinin pekişmesine vesile olsun diyorum. Herkesi kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kandiliniz kutlu olsun. Su gibi aziz olsunlar efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar.